Müslümanları hala tutuyor. Yani niye böyle Nusret garsonu sunumu yaptın? Belki kestiğim yere mi acaba denk gelmedi? Çok büyük bir parçalar. Ya bu da kantinci savunması. Yes. Pardon mı? 3 avuç olsun. O zaman... Kendini yiyorsun, bana vereceksin. Hepinize merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle cevizli, tarçınlı, havuçlu kek yapacağız. Mutfağınız şimdiden söylüyorum harika kokacak. Ve pişmesini sabırsızlıkla bekleyeceğinize eminim. Malzemelerimiz 3 yumurta, 1,5 su bardağı şeker, 1 su bardağından 1 parmak kadar az sıvı yağ. Siz isterseniz başka bir yağ da kullanabilirsiniz. Ben sıvı yağ kullanmayı tercih ediyorum. Tatlılarda zeytinyağı çok fazla sevmiyorum. 1 su bardağı yoğurt, 1 çay kaşığı tarçın, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 1 çay kaşığı karbonat kullanacağız. 2 tane havuç, rendenin ince kısmıyla rendelenmiş olmasına özen gösterin. Çünkü daha iyi renk veriyor. O havuçlu kek, alıştığımız havuçlu kek rengini böylelikle çok kolay bir şekilde yakalamış oluyoruz. 2 havuç da ceviz kullanacağız. Ve 3 su bardağı unumuz var. Hızlıca tarife başlayalım. Yumurtamızı uzun uzadıya çırpıyoruz. Aslında en uzun süren kısım bu ikisinin çırpılma kısmı. Şöyle, yani yapışkan bir kıvamı olması gerekiyor. O hale gelene kadar yumurtayı ve şekeri iyice çırpıyoruz. Yani bu şekilde birbirine yapışan dediğimiz bu kıvama geldikten sonra içine diğer malzemeleri koymaya başlayacağız. Tarçınımızı, kabartma tozumuzu, vanilyamızı, karbonatımızı koyduktan sonra artık mikserle işimiz bitiyor. Mikseri kapatıyoruz. Yavaş yavaş ununu eklemeye başlayacağız. Bıçakla keseceğim, içine atacağım kekimi. Daha sonra kek kalıbını yağlayıp içine döküp artık en keyifli zamana geleceğiz, pişmesini beklemeye. Kekimizi kalıba döktüm. Şimdi sırada onu pişirmekte var. 180 dereceye ayarladığımız, önceden ısıtılmış fırında 40 dakika kadar pişecek. Fırından çıkarmadan önce mutlaka kürdan testi yapın. Ona göre fırından çıkaracağız ya da çıkarmayacağız. Hadi yapalım. Kekimizi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi gayet güzel kabardı. Şimdi bunu biraz dinlendireceğiz. İyice demlenecek. Sonra kek kalıbından çıkartacağız. Hazır mısınız? Senin yanında da çok iyi olmuyor. Hazırım. Çok hazırım. Bakalım. Nereye olur? Gelmiyor. Geldi. Yes. Sıfır bozulmayla çıktı. Gerçekten yetenek işi. Teşekkür ederim. Şimdi asıl önemli yeteneği ben yiyerek göstereceğim. Bugün tadımı sen mi yapıyorsun? Ama bir şey diyeceğim. Nasıl kabardığını görüyor musun? Mükemmel kabarmış. Yani. O zaman hemen dilimliyorum. Sinan tadıyor. Evet, bir anda ben belirdim. Yani izleyen için de çok rahatsız edici bir şey olabilir. Evet, az önce sen bana çekimde yardım ediyordun. Tadım yapacağım işte, dedin. Kamerada yine belirdim. Neyse tamam başlayalım. Bugün tadımı Sinan yardımcı. Yardımcı mı? Ben gurmeyim. Bir şey diyeceğim. Seninle video çekmeyelim çok uzun zaman oldu ya. Ben heyecan yaptım senin yanında. Ben de heyecanlıyım. Kek tadacağım. Konuşamıyorum. Evet. Hazır mısın? Yalnız bu unsuz şekersiz bir kek. Gidiyorum ben. Tamam, programı, programı terk ediyorum. Tadına bak. Un var. Var mı da un? Belli yani. Herhalde belli. Nereden belli? Mis kokusundan belli. Ya un mis kokacak diye bir garanti var mı? Un var. Ben şahidim. Kesiyorum. Kes. Kendin yiyorsun. Bana vereceğim. Kesiyorum. Dumanları hala tutuyor. Yani niye böyle... Hani gerçekten Nusret garsonu sunumu yaptın.
Bildiğin Nusret garsonu tık 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 tık. Bir de sesler çıkartıyor ya. Falan diye öyle. Ondur. Bir daha bakalım. Çok güzel. Bir sünger tek gibi böyle. Bol hava. Kabarcıklı, yumuşacık. Şeker oranı çok iyi. Pişmesi de iyi olmuş içinde. Hiç böyle bir ıslaklık hissetmedim. Ama kuruma da yok. Yapılır bu tarif. Bence ısırayım mı? Bakayım. Hayır tabii ki. Çıkıyor da verelim. Ha, bakalım tamam. Nem oranı falan çok iyi olmuş kekin. Gerçi süreden de kaynaklı etkisi çoktur ama nem oranı iyi, yumuşaklığı iyi. Şeker oranı çok dengeli. Normalde çok böyle bazen keklerde ağızda böyle bir yapışmış şeker tadı kalıyor. O iyi karıştıramamak da biraz fazla koymanın da etkisi var. Hiçbiri yok. Gayet lezzetli. Ben yerim bunu. Geri kalanı bana verirsin anlamında söyledim. Yani okay. Geri kalan biraz fazla olmadı mı? Olmaz. Ben onu biraz daha sütlerim. Çok güzel bir şekilde gömelim. Ya devamını bekliyoruz. İnşallah bu videoyu çok beğenirsiniz ve devamını istersiniz. Bu vesileyle ben de karnım doyar. Böyle yeni yeni lezzetler tadarım. Ama havuçlu kek yapıyorum. Havuçlu keki şekersizini de yapıyorum. En son ne zaman yaptın? Normalini mi şekersizini mi? Hiç fark etmez. Herhangi bir keki en son ne zaman yaptın? Nankörsün. Çünkü pandeminin başında yaptım. Pandeminin başı. Şu an hangi aydayız? Eylül. Eylül'deyiz. Pandeminin başı ne zamandı? Mart. Başka sorun yok. O yüzden bu videoları beğenmeniz çok önemli. Yazın kek mi yapacağım Sinan? Evet, şimdi yine akıl almaz bir şey geldi. Ya, kek kışın ya, yapılır. Hayır, havuçlu, cevizli, tarçınlı kekin olayı... Kışın yapılmasıdır. Evet, yani eğer bununla ilgili bilgisi olan gerçekten aşağı yorumlara yazsın ve seni aydınlatsın. Lütfen aydınlatın beni ama benim daha ciddi bir sizden ricam olacak. Daha sonbahar lezzetidir bu. Beğenin, daha çok devamını isteyin. Hatta ben altta bazen yorum yazıyorum. Onları takip edin, onları isteyin. Ki bizim de böyle karnımız doysun. Yani yoksa başka bir beklentim yok. Ama gerçekten... Havuçlu tarçınlı kekin olayı sonbahar çarşısı. Sonbahar yapımı. Teşekkür ederim. Şaka yapmıyorum ya bu konuda. Araştıralım ya, Google'a bakalım. Kışın yapılır sonbaharda. Bilginiz olsun. Başka sakın yazın yapın demeyin. Allah korusun. Vallahi çok tehlikeli. Sinan sevmediği halde evet. Cevizi istedi ekstra içinde. O yüzden siz ben şimdi iki avuçça kadar yani iki avuç kadar koydum. Siz onu biraz daha arttırırsanız. 4 avuç iyi midir mesela? O 4 avuçta ne yapayım? 3 avuç olsun. O zaman havuçlu kek değil, cevizli kek olur mu? Tamam. Çok fazla olur yani. Siz biraz arttırın. Ben de belki kestiğim yere mi acaba denk gelmedi? Çok büyük bir parça var aslında. Ya bu da kantinci savunması yani. İçinde kaşar vardı ama sen görmedin. Yani ay, onun gibi bir şey oldu. Neyse. Tamam peki. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Beni de. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.